Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Artık yeni bir karar aldım ve dedim ki kendi kendime ulan dedim zaten 20 30 izleniyorum. Bir de i̇şte kasıntı olmaya ne gerek var? Sizlere düzgün düzgün video anlatmaya ne gerek var? Direkt olduğum gibi bir video atacağım bundan sonra. Yani öbür türlü çok kasılıyorum zaten. Hani hoşuma da gitmiyor. Dedim kendi tarzımla video anlatayım. Bugünkü videomuzda Pijo göstereceğim. Şu an niye Sage aldın lan o zaman dediğinizi duyar gibiyim. Bu Sage'i almamdaki sebep de bu kutunun üstüne zıplamayı göstereceğim. O yüzden aldım. Şimdi buraya duvara attığımızı varsayalım. Gördüğünüz gibi Sage duvarı. Siz de Lurk oynuyorsunuz. Bu kutunun üstüne çıkmak için buraya geliyorsunuz. Bunu videonun en sonunda göstereceğim. Şimdi göstereceğimi sandıysanız yanılıyorsunuz. Sadece sizin karşınızda çıkayım dedim bir de. Hani yapabildiğimi göstermek istedim. Şimdi Ben geçer Killjoy'a beyler. Şimdi sizlere Killjoy ile ilgili mükemmel Taktikler göstereceğim. Bu videoda acayip Dehşet ötesi Taktikleri göreceksiniz. İlk olarak taktiğimizden başlıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şuradaki Çizgimizi yani şu can barının altındaki çizgiyi şuradaki kafe crown'un C'sinin tam alt kısmına getiriyoruz. Ardından salmon sarmalımızı atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sarmalımız buraya düşüyor. Bunu açtığımızda da burada pusan bir oyuncu varsa bunu rahat bir şekilde yerinden çıkartıyorsunuz. Ve siz saldırı yaparken çok kolay bir şekilde sayda alabiliyorsunuz. Şimdi bir diğer sarmalımızı göstermek istiyorum. Bu sarmal ise buraya geliyoruz bu sarmal atmak için. Ardından şuradaki ne denirse artık buna balkonun içinde bir şey var. Ona eğimimizi koyuyoruz ve sarmalımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi sarmalımız buraya düşüyor. Ve buradan açtığımız sarmal bombası sayesinde burada pusan bir oyuncu varsa yerinden çıkartabiliyoruz. Bunlar hep saldırı için taktikler olacak. Ardından sizlere savunma için de taktikler göstereceğim. Bir diğer taktiğimiz ise Buraya geliyoruz. Ultimizi attığımızı varsayalım. Ve gördüğünüz gibi buraya ulti attığımızda her yer kaplanıyor. Ancak buradan oyuncular kaçmaya çalışacak. Bu kaçışı engellemek için lan siz hayırdır oğlum demek için burada gördüğünüz ışığın tam üstüne geliyoruz. Ardından şuradaki bu kahverengilik değil de şu binanın şu kahverengi olan kısmına eğimizi koyuyoruz. En alttaki değil de bir üstündeki. Ve sarmalımızı atıyoruz. Zıplayarak mıydı lan bu? Kim? Aynen öyle zıplayarak atıyoruz. Ve ultimizi de açtığımızda gördüğünüz gibi sarmalımızı da açıyoruz. Ve buradan kaçmaya çalışan oyuncular bu sarmala yakalanıyor. Çok büyük bir hasar alıyor. Ayrıyetten siz de rush için buradan yakaladığınız oyuncuları öldürebilirsiniz. Sarmalınızla birlikte. Şimdi B tarafına geçeceğim. B site için atabileceğiniz bir sarmal bombası. Ulti ile birlikte nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar ultiyi buraya atıyoruz. Bak. Buraya atıyoruz ki. Buraya attığımız ulti. Heaven'ı komple kapatıyor. CT'nin bir bölümünü kapatıyor. Bir tek burası açık kalıyor. Ama siz buraya atarsanız ultiyi. Buradaki oyuncu rahat bir şekilde gördüğünüz gibi Heaven'da. Şurada pusabilecek bekleyebilecek şuralarda. Burada beklemesin yani ne gerek var arkadaş. Onun yerine geliyorsunuz bu kutunun üstüne atıyorsunuz ultiyi. Gayet basit gayet güzel. Ardından bu demirin köşesine geliyoruz. Ve şuradaki yeşil güneş paneli diyorum ben buna herhalde güneş paneli. Buraya eğimizi koyuyoruz ve sarmalımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi sarmalımız buraya düşüyor ve burada kalan oyuncuyu da bu sarmal sayesinde öldürebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar B site için nasıl kurulabileceğinizi göstereceğim. Eskiden buradaki mazgal, mazgal mı deniyor ona ne deniyorsa. Bunun altına alarm botu sıkışabiliyor da artık yeni güncellemeyle sıkıştıramıyorsunuz. Bu yüzden alarm botumuzu buraya koyuyoruz. Sarmalımızı buraya koyuyoruz. Bir diğer sarmalımızı da buraya koyuyoruz. Bu sayede buradaki alarm botu hareket ettiği an zaten buraya genellikle Sage duvar atıyor. Buraya sıkışıyor enayiler. Buradan hareket ettiği an siz sarmalı açıyorsunuz. Jet dash atıp sarmaldan kaçmaya çalışırsa da buna yakalanıyor ve her türlü ölüyor. Ya da Omen gelip de buraya teleport atıp jetle birlikte saldırı yapmaya çalışsa gene her türlü ölüyor. Siz de buralarda takılabilirsiniz. B side'ı bu şekilde savunabilirsiniz. Şimdi ise sizlere A side için bir taktik göstereceğim. Alarm botumuzu buraya koyuyoruz. Şimdi kötü yanı şu aslında alarm botu buraya konulur. Ancak alarm botu burada kaldığı için adamları göremiyor. Yani o kadar dandik yapmışlar ki aslında burada kalır alarm botu. Buradan geçen adamı da görmesi lazım. Ama ne yaparsın ki Riot Games böyle bir şey yapmış. Bir sarmalımızı buraya atıyoruz. Diğer sarmalımızı da buraya atıyoruz. Heaven'ı gidin bir kişi tutsun. Ya da hatta ve hatta taretinizi de buraya koyuyoruz. Siz Heaven'daki oyuncuları söylerseniz. Taret ateş ettiği an, buradaki oyuncu pikler. Taret dikkatini dağıtır rakibin sizin takım arkadaşınız da adamı öldürür. Siz de geliyorsunuz buralarda bir yerlerde çömeliyorsunuz pusuyorsunuz. Bence en güzel yeri burası pusabileceğiniz. Buraya attınız sarmalları açtınız ve taramaya başlayın bu kadar basit. Sarmalların güzelliğine baksanıza. İki taraf birden ölüyor ya buraya bak buraya hadi bir delikanlı koşsun ya hadi bir sayda girmeye çalışsın baksana ya şuna hadi öldü ki bitti Zaten bu sarmallar ömür boyu sürmediği için takım arkadaşlarınız da geri zekalı değilse eğer hemen size geri dönüş yapacaktır. Size yardıma koşacaktır. Şimdi ben tekrar bir seyce geçiyorum ve buradan nasıl zıplayabileceğinizi göstereceğim. Hatta seyce geçmiyorum direkt Killjoy ile göstereceğim. Killjoy ile genellikle lurk atabilmeniz daha kolay. Çünkü A sayda birlikte koşsanız hiçbir işe yaramayacak. Onun yerine lurk atın. Ve bu kutunun üstüne zıplamayı da öğrendikten sonra duvar kırılmadan emin olun bak emin olun diyorum yüksek ranklar için de geçerli bu hiçbir oyuncu A site'da çatışma varken burada çatışma dönüyorken middeki sesi duymaz o kadar konsantre oluyorlar ki hani genellikle ben info veriyorum bizim takıma yani anca rakip takım çok güçlü olacak böyle çok oyuna full konsantre oynayacaklar anca o şekilde yani. Ama da falan özellikle düşük el odaysanız adamlar neye uğradığını şaşıracak. Ben yüksek el odayım ben bile yeni öğrendim yani bunu. Ki şöyle bir durum var bu olayı bilmeyen bir ton insan var. Hani bu olay bayağı eski bir olay ama bu, bu zıplamayı bilmeyen bir ton insan var. Bu zıplama olayı da aslında çok basit. Yani biraz zor alışman lazım. Buraya geleceksin çalışacaksın bunu çalışmadan asla tek seferde yapamazsın. Bak bunun olayı nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bak yükseliyoruz gördünüz mü bak. Bak alçaktayız yükseldik. Ha, Şimdi olay şu. Şuraya geldiğimizde şu noktaya. CTR ile basılıyken çekeceğiz elimizi. Yani Space CTR ile yapıyoruz. CTR'den elimizi şu noktadayken çekiyoruz ve yukarıya bizi atıyor oyun. Şu şekilde. Gördünüz mü? Bakın. Bu şekilde oyun bizi yukarıya atıyor. Bir de bunu koşmadan deneyeceğim. Şu an videoda ilk defa deniyorum bunu. Gördü, gördünüz mü? Bak koşmaya bile gerek yok. Şimdi hemen bir sece e geçeyim. Sizlere bir senaryo göstereceğim. Şimdi arkadaşlar seyiciz. Rakip sage geliyor buraya. Bak şimdi bu olaydan sonra şöyle bir durum var arkadaşlar. Duvarınızı bundan sonra böyle kullanın. Yoksa buradaki eleman gelir buradan zıplar. Az önce gösterdiğim gibi. Yani göte gelmek istemiyorsanız Duvarınızı bu şekilde kullanacaksınız Mecburi Hatta herhal midi kırıyorlarsa Enayi gibi oraya duvar atmayı bırakın da Buraya duvar atın Buradan kesin Yani duvar ucuz bir şey değil eskisi gibi Riot sağ olsun buna da zamlattı yani Türkiye gibi anasını satayım Her şeye zam. Şimdi arkadaşlar buraya duvara attı diyelim Karşısı hiç mal olduğunu düşünelim Tamam mı? Mal da demeyelim de bilmiyordur garibim Bu videoyu izler de belki öğrenir Şimdi buraya duvar attığını varsayalım ve A sayda sizinkiler köpek gibi koşuyor. Artık buradaki Sage'in kalmasının hiçbir anlamı yok. Emin olun bangır bangır koşacak A'ya dönecek yani. Siz geliyorsunuz buraya. Ardından Abi niye ben tekte yapamıyorum bunu? Gördüğünüz gibi üçüncü de oldu ama oldu. Siz bunu bir ton çalışarak tek seferde yapabilirsiniz. Bu buradan da zıplanıyor arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Buradan da zıplayabiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz gene aynı şekilde. Şu an çok konsantre oldum. Kesin yapamayacağım. Aha yaptım. Gördüğünüz gibi <laughs> bu şekilde zıplayabiliyoruz. Bak bunun olayı şu. Bura var ya bura bak. Çıkıntı bak burası. Buradan bakın bak çıkıntı. Bunun üstüne geliyorsunuz. Ardından Zıplıyorsunuz ve Ctrl'yi bırakıyorsunuz. Bakın Ctrl'le spamlamıyorsunuz. Sürekli Ctrl'le bas çek yapmıyorsunuz. Heaven haritasında jetin taktiği gibi. Hatta onu da bilmeyenleriniz vardır. Hemen onu da göstereyim. Hile, hileler kısmı gördüğünüz gibi buga girdi. O yüzden sizin için bekliyorum. Artık bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Bir beğeni atın be. Bir abone olun be. YouTube beni öner artık be. Bıktım usandım ya. Hadi aslan parçası be. Hadi be. Ne beklettin be? Abi bu oyun baga girme olayını da nefret ediyorum. Niye bu kadar çok baga giriyorsun ki sen ya? Yani? Ne bak elimizde klasik. Ne klasik oldu belli de değil. Arkadaşlar buradaki olay da şu. Şuraya geliyorsunuz. Ardından buraya geliyorsunuz ve zıp CTL'le spamleyerek gördüğünüz gibi yukarıya çıktım. Hiç Q falan harcamaya gerek yok. Bilmeyenler için tekrar gösteriyorum. Bak full ctrl'e bas çek bas çek. Ama oradaki taktik bas çek değildi. Direkt uca geldiğinde CTRL'yi bırakıyordun. Ama burada ctrl'e bas çek. Bak gördüğün gibi çıktım yukarıya. Lan hileler açık değil. Aa ghost açılıyor. Enteresan. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu saatten sonra öyle saygılı, normal, böyle biraz kasıntı bir şekilde video çekmenin hiçbir mantığı yok. Bu saatten sonra rahatım, relaxım. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Beni desteklemek istiyorsanız da abone olun. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyorum. Bay bay.